Sultanı Ramazan'a merhaba diyeceğiz. İlk sahur bu gece. İlk oruçta yarın tutulacak efendim. Koronavirüs salgınının sürdüğü bu süreçte oruç bağışıklık bağlantısını yeniden konuşacağız. Biz bu konuda uzman bir isme soru yönelteceğiz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu bizlerle birlikte olacak. Sayın Saraçoğlu, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Evet, bir tarafta efendim koronavirüs salgını var. Diğer tarafta uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olmasına işaret ediyor ve oruç tutmaya başlayacağız Ramazan ayı ile birlikte. Sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz ne olacak efendim? Ramazan, oruç tutmak ve bağışıklık sistemi arasındaki bağlantıyı sizden dinleyelim. Tabii. Ben tüm değerli izleyicilerimize Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah diyerek başlıyorum. Mustafa Bey, bakın, insanlar işte efendim bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapalım? Yani hemen söyledikleri portakal, limon, greyfurt, sebze, meyve. Yani tamam da bu virüse karşı ne yapacaksınız? Yani bu sebzeler, meyveler, işte bunlar birer antioksidandır da bu zaten gerekli. Ancak yetmiyor bu C vitaminiyle veya E vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmek. Yani neye karşı, ne ile savaşmanız gerektiğini bileceksiniz. Tanınmayan düşman tehlikelidir. Bakın, bu virüse karşı yapacağınız şey, bunun spike'ları var. Yani kirpi gibi okları var dışında. Artık gösterile gösterile bunu herkes gördü. Bu spike'lar, bu okların yapısı şekerli proteindir. Yani glikoz var yapılarında, mannoz da var. Eğer bu şekerli yapıyı kitleyebilirseniz o zaman bu virüsü ne yapıyorsunuz? Hücrenin içerisine girmesine engel teşkil ettirirsiniz. İşte bunu da bitkisel proteinlerle, yani lektinlerle yapabilirsiniz. Bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var. Şimdi bakın, lektin nedir? Lektin mercimekte, soyada, mısırda, fasulyede, her türlü tahılda bunlar bol miktarda bulunur. Tükettiğiniz ekmeğin içerisinde lektin var. Patlıcan mesela, yeşil mercimek çorbası mükemmel bir lektin kaynağıdır. Ne yapıyor bu? Bu virüsün spike'ını, yani okunu kendisine bağlıyor. Dolayısıyla onun hücre içerisine girme gücünü, aktivasyonunu zayıflatıyor. Bu bir. İkincisi, uçucu yağlar var. İşte kafur gibi, lavanta gibi, kekik gibi, yani uçucu yağ bakımından zengin olan kokular var. Bunların kolonyalı oranları da var. Yani okaliptüs mesela, nane, bunlar zengin kokulu uçucu yağ olan ve pentil diyoruz bunların uçucu yağlarına. 5 halkalı böyle. Bunlar da ne yapıyor? Hücrenin önünde, yani insan hücresinin önünde bir duvar oluşturuyor. O beşliler yan yana gelerek böylece ne yapmış oluyorsunuz? Lektinleri kullanarak beslenmeyle virüsün aktive olmasını, yani gücünü kırıyorsunuz. Bir de insana uçucu yağları koklatarak ne yapmış oluyorsunuz? Kendi bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Ya bunun çayını içersiniz, kekik çayı, yani ada çayı var, işte nane çayı var, veya bunu koklarsınız. Bu mükemmel bir şekilde sizin neye karşı? Koronavirüsüne karşı direncinizi artırıyor. Bakın, dün mü evvelsi gün mü Madagaskar'dan bir başkan, efendim koronavirüsüne karşı biz ilacı bulduk dediler. Artemisia bitkisi. Artemisia bitkisini Osmanlı zaten sıtmaya karşı kullanıyordu. Yani 1500'lü yıllardan beri bilinen bir şeydir. Bu bitkinin adı peygamber süpürgesi veya pelin otu olarak bilinir Anadolu'da. Acı yavşan, yavşan bitkisi ama onun birçok türü var. Doğru türünü kullanmanız lazım. Bunun çayını içeceksiniz. Acı yavşan. Ve aynı zamanda da tansiyon da düşürür bu. İşte bu şekilde, yani bilinmesi gereken şey neye karşı, ne ile ben bunun direncini kıracağım veya bağışıklık sistemimi güçlendireceğim. İşte efendim şuna karşı hemen bağışıklık sistemi deyince portakal, mandalina, greyfurt, sebzeler. Hayır, yeterli değil. Bilinçli olarak onun moleküler yapısına, genetik yapısına baktığınız zaman görüyorsunuz, ha ben şunları kullanabilirim diye. Bir başka şey söyleyeyim Mustafa Bey, oruç tutmak bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudunuzu, hücrelerinizi arındırır. Bakın 2016 yılında Yoshinori, bir Japon, Nobel ödülü aldı. Ne ile aldı? Bu işte lisozom dediğimiz hücrelerimizin içinde kesecikler var. Fagozomlar da var. Fagozom. Bunlar da kesecik, gene hücrelerimizin içinde. Ama bunu mikroskopla göremezsiniz. Bunu elektron mikroskobuyla görebilirsiniz. Bunu gören Yoshinori acaba ne yapabilirim dedi ve ekmek mayasıyla burada çalıştı ve neticede kanıtladı. Bakın, lisozomların içerisinde bu keseciklerin enzimler var. Bunların vazifesi nedir? Proteinleri parçalamaktır. Orada birikmiş, tutuyor bunu hücre. Fagozomlar da eğer hücrenin içerisindeki küçük organellerde bir bozulma, yıkılma varsa onlara saldırıyor bir. Bir de zararlı proteinler vardır. Parçalanmış proteinler vardır. Veya bize neler zarar veriyor? Sebze ve meyveler üzerinden, yani tükettiğiniz gıdalar üzerinden aldığınız zirai ilaçlar var. İşte bunlar da hücrenin içine girip çok işte kansere sebep oluyor veya başka rahatsızlıklara sebep oluyor. İşte burada lisozomun içindeki parçalayıcı enzimler, fagozomun içerisinde de ne var? Topluyor bunları fagozom. Bozuk protein, bozuk organel, işte kimyasal toksinleri kendi içine alıyor ve bunu naklediyor. Nereye? Lisozoma götürüyor. Lisozomla beraber bunlar karışınca fagozomun içinde olan bu toksinler, bu kırık parçalar, bozuk üniteler ne oluyor? Parçalanarak hücrenin dışına atılıyor. Hücre bunu ne zaman yapıyor? Bir şarta bağlı. Aç kalırsa. Aç bırakıyorsunuz. Yani oruç tutuyorsunuz. Dolayısıyla o zaman beslenebilmek için ne yapacak hücre? Bunları tüketecek. Buna otofaji denir. Bakın, otofaji 60'lı yıllarda tanımlanmış bir terimdir. Otofaji, faji yemek demektir. Kendi kendini yemek anlamında. İşte 80'li yıllardan sonra burada çok büyük araştırmalar yapıldı. Ve Yoshinori de bu konudaki çalışmalarını bilimsel olarak kanıtladı. İnsan vücudunu aç bıraktığınız zaman, yani 10 saatin üzerine çıktığınız zaman hücre içerisindeki bozuk yapılar, zararlı kimyasalları ne yapıyor? Bu lisozomlar parçalamaya başlıyor. Şimdi Sayın Saraçoğlu, şimdi buyur. İftar var, sahur var efendim. İkisi arasında ekstra bir öğüne ihtiyaç var mı? Yine bunun yanı sıra sahur sofranızda mutlaka bu olmalı ki uzun süre açlığa karşı da vücut direncinizin sağlam durması adına şunu tavsiye ediyorum diyeceğiniz neler var efendim? Şimdi bakın Mustafa Bey, dedim ya, tanınmayan düşman tehlikelidir. Bugün kekik yağı, lavanta yağı, adaçayı yağı, kafur, okaliptüs, bunlar biliyorsunuz çok hoş kokuludur. Bunlar bilimsel olarak araştırılmıştır ve hem antibakteriyeldir hem de antiviraldir. Bunları kokluyorsunuz. Ne yaparsınız? İşte 7-8 damla lavanta yağını alır, sıcak suyun içerisine damlattığınızda bütün odaya, salona ne oluyor? Bunu yaymış oluyorsunuz. Havadaki virüsleri kırıyorsunuz. Mikropları kırıyorsunuz. Yani bu bir. Bu özellikle önemli bir konu. Şimdi gelelim beslenme şeklinize. Yani beslenirken neye dikkat edeceksiniz? Veya bunların çayını da içebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Lavanta çayı, ada çayı, işte kekik çayı, kafurdur. Bunlar tüketilebilir. Bu şekilde koronavirüse karşı ne yapıyorsunuz? Direncinizi artırıyorsunuz. Efendim, portakal suyuyla bu iş olmaz. Greyfurtla, nar suyuyla bu olmaz. Ha, gerekli mi? Evet. Antioksidan özelliği var. Ama virüs için yeterli değil. Onun anlayacağı lisanla konuşulması lazım. Şimdi gelelim bu şeye, beslenme şekline. Özellikle sahurda lütfen turşudur, acı baharattır, bunlardan, kızartmalardan uzak durun. Çünkü aşırı tatlı da tüketmeyin. Çünkü tatlı kana çok hızlı karışır ve sizi çok erken acıktırır. Akşam iftarın açıldıktan sonra çok ağır tatlılardan uzak durun. Çünkü neden? Ertesi gün, bakın bunu normal hayatınızda da deneyebilirsiniz Mustafa Bey. Bazı insanlar işte akşam tatlıyı fazla kaçırdığı zaman ertesi gün 10 gibi, 9 gibi sabah kalktığında ya başım ağrıyacak gibi duruyor der ve hakikaten öğlene doğru başı ağrımaya başlar. Onun için Ramazan'da özellikle iftarda ve sahurda çok fazla aşırı tatlı tüketmeyin. Ha, muhallebi tüketebilirsiniz. Hafif tatlıları tüketebilirsiniz. Ama baklava hiç mi yemeyeceksiniz? Ya yersiniz. Bir porsiyon yemezsiniz de içinden bir parça tüketebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, sizi uzun müddet tok tutacak olan gıdalarla beslenin. Nedir bu? Mesela pirinç pilavı, bunu sahurda tüketirseniz çok hızlı sindirilir ve çok hızlı kan şekerinizi yükseltir ve indirir ve sizi erken acıktırır. Halbuki yeşil mercimek, kırmızı mercimek, burada bunların köftesini yapabilirsiniz. Mercimek köftesi, çorbası sahurda lütfen için veya bulgur pilavı veya makarna, sebzeyle, domatesle, işte neyse, biberle, bunları bak gayet güzel de resmini gösteriyorsunuz. Şimdi çünkü baharatlı kullanırsanız hem iştahınızı açıyor hem de sizi erken acıktırıyor. Mesela brokoli, karnabahar, lahana, taze sıkılmış havuç suyu. Bakın, bunlar sizi uzun müddet tok tutacaktır. Kızartmalardan lütfen uzak durun. Çünkü karaciğerinizi aşırı derecede yormuş olursunuz. Şimdi bu insanın hücrelerini güçlendirmesi için neler yapabileceğini söyledim. Şimdi belki şunu söylemekte de fayda var. Bakın, karabaş çayı, ada çayı, lavanta çayı, işte propolis. Bu propolis aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve virüslere karşı da aşırı derecede direnç kazandırır. Yani siz virüsün direncini kırıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Bağışıklık sisteminiz otomatikmen güçlenmiş oluyor. Evet. Sayın Saraçoğlu, yine siz efendim oruç tutmasında risk oluşturan grupları da sizden dinlemek istiyorum. Bunun yanı sıra yine izleyicilerimizden de sorular geliyor. Hamile birinin oruç tutmasında herhangi bir sakınca var mı? Sağlığı yerindeyse yine tavsiyelerinizi dinleyelim efendim. Şimdi şöyle, bakın, kronik rahatsızlığı olan insanlar var. Yani yüksek tansiyon gibi, diyabet gibi, işte ne bileyim Parkinson rahatsızlığı var. Bu kişiler mesela romatizma hastasıdır. Düzenli kullanmak zorundadır ilaçlarını. Bu insanlar ilacını kullanacak. Bunun için tabii ki destur var. Yani hekimlerine sorduğunuz zaman diyecek ki ilacını kullanacak. Yüksek tansiyon hastasına siz ilacınızı kesin, gidin oruç tutun derseniz tansiyon yükselir, Allah korusun beyin kanamasından ölür veya inme gelir, felç olur. Yani işte bu insanların ilacını mutlaka hekimleriyle görüşmeleri lazım. Almak zorundalarsa kesinlikle oruç tutamazlar. Ama normal sağlıklı bir insansa, yani devamlı, düzenli, devamlı demeyeyim de düzenli kullanmak zorunda olduğu ilaçları varsa tabii ki o zaman oruçtan muaf olacaktır. Şimdi belki ben size bir şey daha söyleyeyim. Bakın, evet. Bu, ben bir programa katılmıştım. 17 Mart'ta bu Chu Yi var. Bu Chu Yi Çin'in İstanbul Başkonsolosudur. İşte televizyona çıktı. Diyor ki 71.000 Çinli ne yaptı? %92,5'u bunların geleneksel tıbbın yöntemlerini kullanarak tedavi oldular. Bakın, dolayısıyla bu Artemisia bitkisi, yani içeriğinde artemisinin var, yavşanla ne yapıyor? Hem tedaviye yardımcı, tedaviye destek, hem de önleyici ve koruyucu. Yakalanmadıysa da koruyor ve önlüyor. Şimdi bunda işte propolistir, bu bahsettiğim uçucu yağlardır, beslenmenizde dikkat edeceğiniz mercimektir, tahıl gruplarının tamamı ekmek. Ama hangi ekmeği tüketeceksiniz Mustafa Bey? Hekimler diyor ki ekmek yemeyin diyor vatandaşa. Haklı. Çünkü bugünkü modern buğdaylardan yapılmış ekmek sizi şişiriyor, şişkinlik yapıyor. Ama biz ata buğdayımızı, geleneksel buğdayımızı kullandığımızda, örneğin siyez buğdayı, kavlıca buğdayı, kara kılçık buğdayı, tuğran buğdayı, daha nice buğdaylarımız var bizim. Bundan yapılmış ekmeği tükettiğiniz zaman hem sizi diyabete karşı korur, bak diyabete karşı, ki yüksek tansiyona karşı korur. Diyabet hastalarına da ekmek yemeyin derler. Evet, bu modern buğdayın ekmekleri şekerinizi fırlatır mı? Evet, fırlatır. Dolayısıyla biz beslenmemizde Anadolu topraklarında yetişen bize ait tohumların ürünlerini tüketeceğiz. Yani bunun çok iyi bilinmesi lazım. Yani dolayısıyla, evet. Mesela şeyden bahsediyorsunuz. Bu hurma, biliyor musunuz? Hurma çölün ekmeği, yani öyle derler. Bu çöl ekmeği denir. Tüm meyveler içerisinde en fazla enerji verendir hurma. Ne yazık ki şimdi bakın, bazı hurmalar şeydir, alıyor vatandaş, orada bakıyor taş gibi. Görmüşsünüzdür Mustafa Bey, sert. Yani ben bunu nasıl yiyeceğim diyor, gidiyor yumuşak olanlarını seçiyor. Onlar da pahalı, yani neredeyse 2-3 katı pahalı. Mecburen vatandaş şunu bilsin, bakın o yumuşatılmış olanların çoğunda glikoz şekerine yatırıyorlar, onu yumuşatıyorlar. Hepsi öyle değil, bu işte düzgün çalışanlar da var. Ama maalesef bunu yapıyorlar, yumuşak kalsın diye. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben gidiyorum en ucuzunu alıyorum, o sert olanını. Eve geliyorum, onu güzelce soğuk suyun içinde yıkıyorum Mustafa Bey. Ondan sonra güzel içme suyu, damacana suyu, her neyse, onun içine atıyorum. Kasenin içinde su var, içine 4-5-6 tane, işte kaç kişiysek atıyorum. Birkaç saat sonra o yumuşuyor. Muhteşem bir lifli yapısı da ortaya çıkıyor. Ama siz ya ben bunu nasıl çiğneyeceğim? İşte genelde yaşlı insanlar, benim dişim bunu kesmez filan diye. Evet. Aldan akşamdan koyun, hem de buzdolabına koyun suyun içerisinde. Ertesi gün ne bileyim sahurda bunu tüketin. Hem şişiyor, tombullaşıyor, hem de zengin selüloz alıyorsunuz. Sindiriminizi de kolaylaştırıyor. Siz o yakışıklılara bakmayın. O parlak marlak ya, onların çoğu şekere bandırılıyor. Böyle yumuşatıyor tabii. Yani onun için ona dikkat edin. Yani kadınlarda mesela hurma, yumurta artışı. Bazı bayanlar der ki ya benim yumurtam evet, gelişmiyor. İki şey yapabilirsiniz. Ya incir, kuru incir kaynatıp bunun suyunu içeceksiniz veyahut da incir tüketeceksiniz. İncir. Hocam çok çok değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Zamanımız da sınırlıydı. Tavsiyelerinizi umarım izleyicilerimiz dikkate alırdır efendim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu Ramazan ayına dair neyi nasıl tüketmemiz konusunda tavsiyelerde bulundu. Teşekkür ediyoruz.